Acaba değerli dünden bugüne başarı izleyicileri Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sizler için derlediğimiz, sektörün öncü firmalarını bir araya getirdiğimiz programımız başlıyor. Merhaba sevgili izleyiciler, Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeyiz. Diş hekimliğindeyiz. Şu anda yanımızda İlker Kabasoğlu Bey var. Kendisine merhaba diyelim. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kliniğimizde neler yapıyoruz? Önce bundan bahsedelim. Bizim kliniğimiz yaklaşık 5 ay önce aktif hale geldi. Ben 2008 mezunuyum. 10 yıllık meslek hayatımda son 5 yılımı muayenehaneciliğe adadım. Kliniğimizi yoğun olarak implant işlemleri yapılmakta. Hastaların eksik dişlerinin yerine yapay bir materyal olan genelde titanyum menşeili maddeleri vücuda yerleştirip hastanın hem estetik görüntüsünü sağlayıp hem de fonksiyon anlamında hayatını kolaylaştıracak imkanlar sağlayan bir sistem uyguluyoruz. Şu an hastalarımızın en çok kliniğimizde istediği şey implant. Çünkü mevcut sistem eski dişlerin kesilip yerine köprü yapılmasındansa dişleri hiç zarar vermeden sadece dokuya nazik operasyonlarla anestezi altında yerleştirilerek yapılan bir işlemdir. Yani diş kaybına yol açmadan aynen, daha güzel bir gülüş sağlayabiliyoruz. Aynen. Dişlere zarar vermeden ilgili bölgeye yerleştirerek hastanın eski görüntüsüne, eski kullanımına geri dönmesini sağlıyoruz. Peki hastalarımız bunun haricinde şimdi ağırlıklı olarak bu taleple geliyorlar. Hı hı. Bunun haricinde başka ne gibi taleplerle geliyorlar? Kliniğimizde biz genelde gülüş dizaynı, estetik olarak sıkıntılar olan hastalarımızın gülme fonksiyonlarını çok daha güzel hale getirecek dizaynlar yapıyoruz. Hastalarımızın fotoğraflarını çekip mock-up çalışmalarıyla hastaya olabilecek şeyi gösteriyoruz. Hasta bunu beğenirse hastaya lamina, zirkonyum ve benzeri kaliteli estetik materyallerle görüntüsünü güzelleştiriyoruz. Yani siz seçenek sunuyorsunuz aslında hastaya. Aynen. Kendisi gelmek istediği duruma kendi kendine seçiyor. Tabii ki. Bu Türkiye'de çok yeni bir uygulama değil mi aslında? Doğrudur. Çok uzun zamandır yok. Aslında son 4 yıldır aktifleşti. Tabii sosyal ortamla birlikte herkes bunu artık yoğun bir şekilde istiyor. Çünkü insanlar görüntüye önem veriyor. Görüntünün başlangıcı da gülümseme. Tabii. Güzel bir gülümsemeye sahip olursanız hem psikolojik olarak hoşnut oluyorsunuz hem de karşınızdakilere karşı özgüveniniz artıyor. Bu yüzden insanlar artık kendi görüntülerine önem verdikleri için lamina, zirkonyum ve IMEX uygulamalarını fazlasıyla istiyorlar. Peki 3 boyutlu bir uygulamamız var mı? Yani sonunda ne hale gelebileceklerini öncesinden görebiliyor. Tabii başlamadan önce hastaya biz ne yapacağımızı gösteriyoruz. Çünkü bu işlemlerin dönüşü yok. Biz hastanın daha önceden bir ölçüsünü alıp üzerinde çalışmalarımızı yapıp ve fotoğraflarıyla şekillendirmeler yapıp bunu hastaya sunuyoruz. Hastalarımıza bu gülüş dizaynını yaptıktan sonra yaklaşık 5-7 gün arasında protezlerini takıp güzel gülüşlere kavuşturuyoruz. Peki akademik kadromuz ne düzeyde? Kliniğimizde uzmanlarımızla birlikte, protez uzmanımız, ortodonti uzmanımızla birlikte ve benimle birlikte tüm tedavileri en uygun şartlarda en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki size ulaşmak isteyen hastalarımız hangi yollarla ulaşabilirler? Şimdi artık biliyorsunuz sosyal ortamda herkes istediği kişiye ulaşabiliyor. İnternet sitelerimizden www.ilkercemalkavasoğlu.com'dan ulaşabilirler. Aynı zamanda Google'da arama motorunda ismimizi yazdıklarında çok rahat bir şekilde bize ulaşabilirler zaten. Peki bir de kliniğimizin telefon numarasını paylaşsın izleyicilerimizle. 0412 235 64 54 no numaralardan bize yani kızlarımıza ulaşıp uygun zamanda bir randevu alırlar. Aynı zamanda internet sitesinden de online randevu almaları mümkün. O halde daha sağlıklı, daha güzel gülüşler için tercih edeceğiniz yer İlker Bey. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Thank you.
Şimdi sırada yine sektörünün öncü bir firması var. Dünden Bugüne Başarı programından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Ankara sitelerdeyiz, Buca Yatak'tayız. Yanımızda işletme yetkilimiz Saltuk Topçu Bey var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Kendim mimarım. Üniversite eğitimimi Polonya'da tamamladım. Daha sonra döndükten sonra burada bir aile şirketimiz vardı. 2003'ten beri hani çeşitli mobilya, yatak, inşaat, tadilat alanlarında, iş sektörlerinde çalışmaktayız mevcutta. Kısa olarak böyle yani. Hani. Peki biraz da Buca Yatak'tan bahsedelim. Buca Yatak aslında annemin bir sağlık probleminden, bel ağrısından dolayı biz yatak üretmek zorunda kaldık diyelim. Kısa periyotta çok fazla yatak değiştirmek zorunda kaldı annem. Daha sonra biz bu işi yapamaz mıyız dedik ve bugündeyiz yani buralara geldik. Peki Buca Yatağı diğer yataklardan ayıran özellik nedir? Buca Yatağı diğer yatak firmalarından ayıran özellik, ya biz genelde organik yatak üzerine çalışıyoruz. Hani sebebi şu, piyasada satılan birçok yatak şu an petrol ham maddeyle yapılan yatak tipleri. Dolayısıyla yani ve işleniyor bu petrolün, işte ne bileyim, petrol ocağında yattığınızı hayal edin. Çok kötü bir duygu. Evet. Biz de bundan yola çıkarak yani bugün at yelesinden, Hindistan cevizi lifinden, kauçuk ağacının sütünden yatak yapıyoruz. İnsan sağlığını ve insan hayatının kalitesini arttırmaya yönelik yani bizimki biraz. Peki bunu biraz açmak gerekirse mesela at yelesinden yapılan yatağın uykuya ne gibi bir katkısı vardır? At yelesi ve Hindistan cevizi lifi dediğimiz malzemeler, bunların iklimlendirme özelliği var. Yani hava geçirgenliği var. Normal sünger tipi veya işte genelde satılan ortopedik diye satılan yataklarda vücudun yatağa temas eden kısımların bir havayla sirkülasyonu yok. At yelesi ve Hindistan cevizi lifi aslında bunu sağlıyor. Yani demek istediğim hem kaliteli, rahat bir uyku hem de dinlenerek kalktığınızı hissediyorsunuz. At yelesi ve Hindistan cevizinin özelliği. Peki kaliteli yatak almak isteyen izleyicilerimiz, size gelen talepler genelde ne doğrultuda oluyor? Aslında burada bizim farkımız, diğer firmalardan farkımız ortaya çıkıyor. Biz ilk önce onlara soruyoruz. Her insanın fizyolojisi farklı. Dolayısıyla insanların, vücutlarının istekleri de farklı oluyor. Bizim farkımız aslında burada ortaya çıkıyor. Biz ilk önce dinliyoruz, soruyoruz. Yani sizin kilonuz nedir? İşte ne gibi rahatsızlığınız var? Müşteriye doğru yatağı biz öneriyoruz aslında. Bizim farkımız burada. Yani gidip yani insanlar her gün yatak almıyor. Hatta ortalama yatak kullanım sürelerine baktığınızda 10 yılda bir yatak değiştiriyorlar. Dolayısıyla çok araştırmayan veya işte konu hakkında bilgisi olmayan kitleyi bu şekilde bilgilendirip doğru yatağı almasına yönlendiriyoruz. Farkımız burada esasen. Evet, şimdi buranın üzerinde biraz durmak istiyorum. Web sitenizde bununla ilgili özel bir anketiniz var değil evet, mi? Evet, ilgilenenler hani... Evet, ilgilenenler bakarlarsa şayet doğru yatağı bulacaklardır. Ve size istedikleri saatte yazabiliyorlar evet, değil mi? İstedikleri saatte cevap alabiliyorlar. Yani ben kendim dahil. benim gibi gönülle çalışan iş arkadaşlarımız var. Günün her saatinde 24 saat canlı destekle müşterilerimizin sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok güzel. Peki organik organik diye baskı yapıyoruz ama bununla ilgili bir sertifikamız var mı? Evet. Şöyle esasen bu malzemelerin bazılarını ithal almak mecburiyetinde kalıyoruz maalesef ki. Hani yurdumuzda hani böyle bir üretim olmadığı için, yeterli olmadığı için. Bu her ürünün ayrı ayrı sertifikaları da mevcut. Bunu da web sitemizden görebilirler, ulaşabilirler. Peki sadece yetişkin yatağı mı var? Bizde 7'den 70'e hatta nasıl diyeyim, beşikten mezara kadar. 0-7 aylıktan evet, 70'e kadar devam. herkes için uygun yatak bulabilirler web sitemizde. Fiyat aralığımız nedir peki? Bebek yataklarında fiyat aralığı yani 130 liradan başlıyor.
Yetişkin gruplarda da organik gruplar 1500 liradan daha işte biz de mecburen visko grubu yatakları satıyoruz. Visko grubu yataklarımız da 350 liradan başlıyor. Peki son olarak izleyicilerimize şöyle bir şey iletmek istiyorum ben. Sizce neden organik yatak? Bence niye organik yatak? Yani insanlar nihai olarak 90 yıl bir ortalama ömür düşündüğünüzde 30 senesini uykuda geçiriyorlar. Dolayısıyla bu kadar ömrünüzün üçte birini geçirdiğiniz bir yere önem vermeniz gerekiyor ve hani bu sizin hayat kalitenizi arttıracak bir şey. Yani gün içinde bunu fark etmiyorsunuz veya yatağınıza yattığınızda bunu düşünmüyorsunuz ama bunu kalktığınız zaman eğer bir buçuk yatak tercih ederseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Farkımızı böyle ortaya koyuyoruz evet. Diyorsunuz. Peki diyelim ki denemek istediği izleyicilerimiz aldılar buçuk yatağı. Ama oldu ki memnun kalmadılar. Şimdi sizin web sitenizde müşteri yorumlarından, kullanan yorumlarından gayet güzel yorumlar var. Hatta kötü yorum yok denilecek kadar evet, az. Genelde evet. Olanlar da yanlışlıkla evet. Olan yorumlar. Ama diyelim ki olmadı. Hani herkesi memnun etmek kolay bir şey değil ve memnun olmadılar. Evet. Ne yapıyoruz bunun için? Şimdi şöyle yatak hassas bir konu. Normalde insan vücudu ortalama 21 günde bir yatağa alışıyor. Biz bunları göz önünde bulundurduğumuz için 30 gün gibi bir iade hani koşulsuz hiçbir ne bileyim bir açıklama yapmadan iade alabiliyoruz. Hem çeşitli online platformlarda da satışlarımız var. N11 gibi işte gitti gidiyor hepsi burada gibi. Oradan da inceleyebilir müşterilerimiz. Peki müşterilerimiz Buca yatağı web siteleri hariç mesela Türkiye genelinden nerede ulaşabilirler? Türkiye genelinde Alanya'da, Balıkesir'de, Marmaris'te, Ankara ve İstanbul'da bayilerimiz var. Oralarda gidip görüp deneyebilirler de aynı zamanda ama biz ağırlıklı bunu online platformda yapıyoruz. Hani bizim esas mağazamız web sitemiz. Şimdi aslında en önemli konumuz çocuklar burada, çocuk evet. Yatakları. Nasıl bir yatak tasarlıyoruz çocuklar için? Malum onlar biraz daha... Şimdi bizim buradaki hassasiyetimiz şöyle. Biz aslında bu işe başlarken hani annemizden yola çıktık ama yaparken de bebek yataklarında çocuğumuza yaparmış gibi yapıyoruz. Bunların içinde biz yapıştırıcı dahi kullanmıyoruz. Gerekli detayları da hani organik yataklardan özellikle organik bebek yatakları için her şeyi tek tek yazıyoruz. İçinde ne kadar pamuk vardır, ne kadar lateks malzeme kullanıyor veya ne kadar Hindistan cevizi lifi vardır. İlgili detaylara web sitemizden ulaşabilirler. Peki bu kadar web sitemiz diye vurguladık. Şimdi izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Web sitemizi paylaşabilir miyiz? Buccayatak.com adresinden bizlere ulaşabilirler. Diğer sosyal platformlardan da ulaşabilirler değil tabii mi? Tabii N11 gitti gidiyor hepsi burada. Ve inşallah önümüzdeki vakitlerde yurt dışı pazarında Avrupa'daki online satış platformumuza da yakında ulaşabilirler. O halde teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ankara sitelerdeydik. Böyle güzel bir işletmeye konuk olduk. Böyle detaylı, böyle önemli bilgiler aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sırada yine sektörünün öncü bir firması var.
Merhabalar sevgili izleyiciler, Ankara'dayız. Beni çok heyecanlandıran bir karakterle, bir projeyle, bir sanat eviyle karşınızdayız. Fırça Sanat Galerisi'ndeyiz. Yanımızda hem kurucumuz hem yetkilimiz Semra Hanım var. Semra Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Serkan. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri görüp iyi olmamak mümkün değil. Çok sağ olun. Sanat evimiz hakkında, sanat galerimiz hakkında ben bir iki bir şey duymak istiyorum sizden. Tabii ki. Fırça Sanat Galerisi 98 yılında kurulmuş ancak benim devralmam 2003 yılında. 2003 yılından bugüne kadar vizyon değişikliğiyle bugün hem sanat galerisi hem sanat evi olarak çalışıyoruz. İlk zamanlar ben öykümü anlatırken, sanat öykümü anlatırken daha çok fotoğrafa uzaktan baktığınızda finans sektöründen sanat sektörüne geçen bir kadının başarı öyküsünü anlatıyordum. Ancak zaman içinde, 15 yıl geçti, zaman içinde geriye baktığımda bu öykü beni nereye getirdi? Fırça Sanat Galerisi marka oldu, ben onu taşıma çabasında bir kadınım, bir iş kadınıyım diye düşünüyorum. Siz gerçekten bu konuda çok ciddi şeyler yapıyorsunuz. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Biraz da bunlardan bahsedelim. Yurt dışında da sergilerimiz var çünkü. Evet, projelerimiz var. Şöyle... Fırça Sanat Galerisi olarak uluslararası iki vizyona sahibiz. Çok yakın bir zamanda, birkaç gün önce tamamladığımız, dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı. Fırça Sanat Galerisi Art Ankara'da çok büyük bir alanda 40 sanatçısıyla yer aldı bu sene. Ve gerçekten Ankara sanata doydu bu fuar sayesinde. Biz de orada Fırça Sanat Galerisi'nin adına yakışır bir kalitede bir fuar yaşadık. Sanatçılarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum bir aile bilinciyle. Yine sevgi, sanat ve dostlukla buluştu orada ve yine çok güzel şeyler yaptık. Birinci vizyonumuz bu uluslararası anlamda. Bir vizyonumuz daha var. Ben Uluslararası Sulu Boya Derneği, International Watercolor Society'nin galerisiyim. Şu anda dünyada 5 tane galerisinden ve Türkiye'de tek resmi galerisiyim şu aşamada ama devam ediyor. Büyümeye devam eden bir dernek. Uluslararası Sulu Boya Derneği'nin kapsamında da uluslararası projelerde yer alıyoruz. Örneğin bu Haziran'da, lütfen bizi izlesin sanatseverler, bir ülkenin Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde o ülkeden 3 sanatçıyla, Türkiye'den 3 sanatçıyı bir araya getirip burada ve orada sergiler yapacağız. Bunun dışında yine bir projemiz daha var. En büyük hayallerimden birini gerçekleştirme yolunda ilerliyorum adım adım. Ankara Festivali yapmak istiyorum. Bu yönde de projelerimiz devam ediyor. Uluslararası dediğiniz anlamda vizyonlarımız bunlar. Bir kadın olarak, bir sanatsever olarak burada olmaktan çok keyif aldım. Sizi tanımaktan da öyle. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için, bu keyifli röportaj için. Buradan artık sözü Merkez Stüdyoları'na bırakıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi sırada yine sektörünün öncü bir firması var. Merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Ankara Çankaya'dayız. Orhan Siti Veteriner Kliniği'ndeyiz. Yanımızda kurucu yetkililerimizden Mehmet Bey var. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sizler? Yani bu şekeri gördük, daha iyi olduk. Mehmet Bey, nasıl kuruldu burası? Hikayemiz nedir? Biraz da sizi tanıyalım. Üç ortak olarak başladık. İki cerrahi uzmanı, bir dahiliyeci olarak ben.
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Diğer arkadaşlarım Ankara Üniversitesi'nden mezun. Kendimiz isteklerimizi yapabileceğimiz, kendi hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir ortam oluşturmak için bu kliniği açtık. Bu kadar. Peki Orhan City Veteriner Kliniği buraya gelenlere ne gibi hizmetler veriyor? Önemli olan ilk başta gelenlerin burada kendini huzurlu hissetmeleri. Hem hasta sahibi hem de hasta açısından. O yüzden böyle bir büyük bir alan seçtik. Ve buraya gelen hasta ya da normal aşılama için gelecek olan hasta ilk başta burayı korkutucu bir alan olarak değil, oyun oynayabileceği, gezebileceği ya da işte dışarıda aktivite yapabileceği bir alan olmasını istediğimiz için bahçeli böyle bir alan. Evet, biraz hastane konseptinde bir klinik evet. Değil mi? Peki neler yapıyoruz burada? Yani hangi alanlardayız? Burada iki ana temel bölümün üniteleri var. Cerrahi ve dahiliye olarak. Dahiliye açısından kalp kontrolleri, her türlü kalple ilişkili ekokardiyografi, EKG çekimleri burada yapılmakta. Onun dışında hematolojik analizler ve diğer iç hastalıklarının dallarıyla ilgili herhangi bir problem olduğunda burada yapılabilecek bir laboratuvar ve düzen oluşturduk. Diğer alanla ilgili de Sina Hanım ve Bircan Hanım, onlar da cerrahi uzmanlığı. Onunla ilişkili bilgileri onlar verecek. O zaman küçük dostlarımızın sahipleri dahiliye ile ilgili bir sıkıntı yaşadıkları evet. zaman buraya gelip direkt sizinle görüşüyorlar değil evet. mi? Tamamdır o halde. Cerrahi konusunda bir de Sina Hanım'a söz vermek istiyorum ben. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Verdiğiniz zengin bilgiler için. Teşekkürler. Şimdi de yanımızda cerrahi uzmanımız Sina Hanım var. Sina Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bu cerrahi bölümünü biraz çeşitlendirelim, biraz açalım. Çeşitlendirelim. Ne yani, gibi taleplerle geliniyor? Şöyle, tıpta olduğu kadar hani bizim alanımız şey değil. Aslında eğitimini alırken biz bunun cerrahi, yumuşak doku, ortopedi, göz diye ayrılıyor. Yumuşak dokuda çalışıyorsanız beraberinde hemen hemen hepsini yapıyor oluyorsunuz. Ortopediye ekstra ilgi gösterirseniz öğrenebiliyorsunuz gibi bir takım eksikler var. Önce eğitim sistemimizle ilgili onu söyleyeyim. Onun dışında talep olarak şimdi şöyle, sokak hayvanları genellikle tramvayla gelir. Hani kavga olabilir, evet, trafik kazası olabilir ya da hani bir insan müdahalesi olabilir gibi. Onun dışında ev hayvanları için konuşuyorsak, kedilerde genellikle gene travma, özellikle yüksekten düşme. Bunu buradan söylemek istiyorum, kediler atlar. Bunu bu kadar bilmeyin. Evet. Yani dört ayak üstüne de düşmez. Yani şöyle, hasta sahiplerimiz bu konuda gerçekten bilinçliler aslında ama hani kediyi tutamazsınız. Atlamak istediği, kaçmak istediği zaman kaçar, düşer ve mutlaka bir hani hasar alır. Kesinlikle dediğim gibi dört ayak üstüne düşmüyorlar. Onun dışında köpeklerle ilgili cerrahi olarak büyük ırklar için konuşuyorsak işte ortopedik problemlerimiz çok oluyor. İleriki dönemlerde göz ve kalple ilgili sıkıntılarımız ya da işte tümörel operasyonlarımız çok oluyor. Yani insan şeyinde, hekimliğinde aklınıza gelebilecek hemen her operasyon ve hastalık hayvanlar için de geçerli ve biz hemen hepsini gene burada yapabiliyor oluyoruz. Tek sıkıntımız şu, birazcık geç kalınmış oluyor genellikle. Hani bunlar genelde evcil hayvanlar için. Evet, evcil hayvanlar için. Şöyle ki hayvanların acı eşiği çok çok yüksektir bir insana göre. Yani hasta sahibi bir problemi olduğunu fark edip bize getirene kadar genellikle biraz geç kalınmış oluyor. Hani bu şey bir durum, evet, hasta sahibinin de çok yapabileceği bir şey yok. O yüzden her zaman diyoruz, özellikle ileri yaş hastalarımız için rutin kontrol. Yani mutlak ve mutlak. Bir sıkıntı olduğunda değil, rutin şey içinde gelinmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bir hastalığı medikal olarak tedavi etmek var, yani cerrahiye işi götürmek var. Her zaman tabii ki de biz medikal olanı tercih ediyoruz. Onun için de biraz daha kontrolleri hani düzenli yapmak gerekiyor hasta sahiplerimiz için. Peki küçük dostlarımızın sahiplerine şöyle bir ek bilgi geçmek gerekirse ne gibi zaman dilimlerinde rutin muayeneye getirmeleri gerekiyor? Şimdi şöyle, bu ırk şeyine göre değişir. Büyük ırklar için hani artık 4-5-6 yaştan sonra en azından 6 ayda bir düzenli kan kontrolleri, en azından bir muayene. Hani bizim burayı şey yapma amacımızın birisi de odur. Hani ev ortamı gibi. Sadece hasta olduğunda gelmeyin, bir şey danışmak için mutlaka gelin. Bize danışmadan bir şey yapmayın.
İşte yani çok fazla oluyor. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Lütfen ve lütfen bir hekime danışmadan evde ilaç kendiniz kullanmayın. Bununla ilgili çok fazla hastamız geliyor çünkü, o yüzden söylüyorum. 6 ayda bir, dediğim gibi küçük kırklar için değişebilir, kediler için değişebilir ama en şey ihtimalle senede bir, en kötü ihtimalle hani gelip bir rutin kontrollerinin yapılmasında hiçbir sakınca yok. Hani erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Aynen öyle. Bu kamu spotunda. Burada bu yapmış olalım. Peki genel olarak sizin burada çoğunlukla yaptığınız bu cerrahi müdahaleler nedir? En çok kısırlaştırma tabii ki de. Kısırlaşmamış hayvanlar için konuşuyorum. Genellikle rahimle ilgili problemleri çok yaşıyoruz. Rahim iltihaplanması, tümöral oluşumlar, gene keza memeyle ilgili, gözle ilgili. Çünkü hani kedi köpek çok fazla şey değildir. Yani göze travma alan hastamız çok. Onun dışında köpekler için gene konuşuyorum. Köpeklerin bazı spesifik hastalıkları var, göze çok yansır. Onunla ilgili müdahalelerimiz çok oluyor. Hani en çok derseniz, eğer sokak hayvanı için konuşuyorsak ortopedi, şey için konuşuyorsak, ev hayvanları için konuşuyorsak genellikle işte üreme ile ilgili sıkıntılar. Şimdi sokak hayvanları demişken bunun altını çizelim. Hı-hı. Hem sokak hayvanları ile ilgili hem de hayvan sahiplendirme ile ilgili çok güzel uygulamalarınız var. Evet, uygulamalarımız var ama onlarla ilgili aslında daha çok diğer ortağımız Bircan Hanım ilgileniyor. Onu şey yaparsak daha iyi olur. Bircan Hanım size açıklasın. Tamam. Bircan Hanım, öncelikle merhabalar. Merhabalar. Bu güzel klinikte yapmakta olduğunuz çok güzel uygulamalar var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ben. Hem hayvanseverlerin de duyması için hem de burada sokak hayvanlarına yaptığımız çok güzel bir uygulama var. Sokakta yaralı bir hayvan gördüklerinde ya da tedavi olması gerektiğini düşünen bir hayvan gördüklerinde size ulaşıp sizden ne gibi yardımlar alabilirler? Şimdi insanlar artık sokak hayvanlarını getirirken birazcık korkuyorlar tabii, maliyetli işler bunlar sonuçta, ama biz elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz onlara. Tedavi protokolüne göre %40-%50 indirimler yapıyoruz ki hani onlar da can taşıyor sonuçta, bir şekilde yardımımız dokunsun diye. Zaten burayı açarken 3 kişi de oturup konuştuk nasıl yardım edebiliriz sokaktaki hayvanlara diye. Elimizden geldiğince hani bize de zarar vermeyecek şekilde bir takım uygulamalar yapıyoruz, indirimler. Sizin bununla ilgili özellikle çalıştığınız yerler de var değil mi? Evet. Barınaklar. Evet. Kişiye özel barınaklar ve güvendiğimiz, onların da bize güvendiği hasta sahiplerimiz var. Sokakta besleme yapan insanlar bunlar ya da işte kendi özel barınağı olan insanlar. Sokaktan yardıma muhtaç hayvanları bulup topluyorlar bir yerde, bir alanda. Onları besliyorlar. Tabii 350-400 hayvan olunca da illaki bir hastalık ya da başka bir şey çıkıyor ortaya. Onları da elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Peki size sokakta yaralı bir hayvan bulundu, getirildi. Burada tedavisi üstlendi, yapıldı ama hayvan sizde kaldı. Burada nasıl bir yol izliyoruz? Burada sahiplendirmeye çalışıyoruz onları. Sosyal medyadan daha çok tanıdığımız hasta sahipleri aracılığıyla orada paylaşıp bugüne kadar 10 taneye yakın kedi, köpek sahiplendirme yaptık. Hatta şu anda da var kliniğimizde. İsteyen olursa duyuruyoruz. Duyuruyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ülkece vicdan olarak iyi şeyler görmeye muhtaç olduğumuz bir dönemde hayvanlar için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Teşekkür. Bugün burada olmaktan çok mutluyduk. Size de çok biz teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ankara Çankaya'daydık. Orhan City Veteriner Kliniği'ndeydik. Çok keyifli bilgiler aldık. Çok önemli noktalara değindik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. İzlemede kalın. Evet değerli izleyiciler. Bu hafta da dünden bugüne başarı ekibi sizler için sektörün lider isimlerini bir araya getirdi. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.